Selamünaleyküm. Bu video konsepti seni korkutmak için hazırlanmış bir konsept değildir. Sana iyi geleceğine ve bu videonun sonunda seni güzel, memnun bir şekilde uğurlayacağımıza inanıyoruz. Bize güvenebilirsin. İyi seyirler. Gençlik rehberinde izah edildiği gibi, gençlik hiç şüphe yok ki gidecek. Yaz güne ve kışa yer vermesi ve gündüz akşama ve geceye değişmesi katiyetinde gençlik dahi ihtiyarlığa ve ölüme değişecek. Eğer bu fani ve geçici gençliğini iffetle, hayrata istikamet dairesinde sarf etse, baki bir gençliğin bütün semavi fermanlar müjde verir. Eğer sefaate sarf etse, nasıl ki bir dakika hiddet... Aslında en zoru insanın kendiyle verdiği mücadele. İçinden geçirdikleriyle, sormak istedikleriyle, merak ettikleri, içten içe yapmak istediği ama bir türlü dışarıya belli edemedikleriyle, kimseye gösteremediği, asabi, yeri geldi mi kendini bile tanıyamadığı o tarafıyla, içeriyle, yani iç sesiyle mücadele. Ben hiç Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Ebu Leheb'in şerrinden Allah'a sığınırım dediğini duymadım. Sen duydun mu? Ama nefsimin şerrinden Allah'a sığınırım dediğini duydum. Allah'ım beni Ebu Leheb'le baş başa bırakma, onunla aynı yerde kalmayı bile istemem dediğini duymadım. Ama nefsimle baş başa bırakma, hem de göz açıp kapayıncaya kadar dediğini duydum. Dolayısıyla bir peygamberin aleyhisselam korkup Allah'a sığındığı bir şeyi içinde taşıyorsun. İçimizde taşıyoruz. Böyle şeyleri hissetmemiz, yaşamamız normal. Ne demek istiyorum biliyor musun aslında? 11 yaşında bir kardeşim var ve bazı şeylerle yeni yeni yüzleşiyor. Dedim abicim, namaz kılmak istemediğin zaman bunu bana söyle. İçeriden eğer bir şeyler, bir sesler duyarsan Allah'a karşı, Rabbimize, peygamberimize karşı bunu bana söyle. Çekinme, korkma. Çünkü bu gayet normal. Bunları duyman, bunları içeriden hissetmen normal. Çünkü az önce söyledik ya, bir nefis taşıyorsun. Dedim ki biz bunu yavru bir taya benzetelim, içimizdeki bu asi, karşı gelen tarafımızı. Niye yavru? Çünkü ne yaptığını bilmiyor. Niye tay? Çünkü üzerine bindirmek istemiyor. Biz bunu eğer olgunlaştırırsak üzerine binebiliriz. Eğer eğitirsek üzerine binebiliriz ve istediğimiz yere gidebiliriz. Olgunlaştırıp, büyütüp eğitmezsek bu sefer Allah korusun o bize zarar verebilir, bizi tepeleyebilir. Biz ona eğiteceğiz. O yavru tayı eğiteceğiz, büyüteceğiz. Dedik, konuştuk. Yavru tay kaldı ve şöyle bir hadise yaşadık. Bir gün abdest alıyorduk birlikte. Soğuktu, dışarıda alıyorduk ve almak istemedi. Direkt şöyle bir yaklaşım oldu. Hani açık abi, hani almak istemiyorum, zor geldi dedi. Bak bunu söyleyebilmesi müthiş bir gelişme. İçinde tutup 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 yarın bir gün patlamasındansa müthiş bir gelişme. Dedim içerideki taya birazcık o zaman eğitim verelim. İçimden böyle geçirdim tabii. Dedim abicim, orada da böyle bir su birikintisi vardı büyük. Biz de dışarıda dediğim gibi abdest alıyoruz. Dedim sana bir araba versek ne verelim? Ne seversin? Dedi abi Lamborghini. Dedim Lamborghini versek şu suyun içine dalıp çıkacaksın. Yapar mısın? Gözü parladı, yaparım abi dedi. Dedim ki o Lamborghini'ye karşılık senden iki kolunu veya iki bacağını isteseler verir misin? Vermem abi. O zaman şu kolu ve bacağı sana hiçbir ücret ödemediğin halde beleş, ücretsiz takmış ve senden sadece onları şöyle yüzeysel bir ıslatıp geçmeni, arkasından da havluya sileceksin. Yüzeysel şöyle ıslatıp geçmeni istiyor. Sence şunlar için bunu yapmak çok mu? Değil abi. Bak bu bir eğitim. İçerideki gelen iç sesimizle, asi çocukla, içerideki yavru tayla, özetle nefisle bir eğitim, bir diyalog. Hadi kalk yap, yapmazsan işte yanarsın demekten daha güzel bir metodu, peygamber metodu. Ve kalkıp namazını kılıp abdestini alıp namazını kılabildi mesela. Ve çocuğumuz dışarıdan bizi namaza hiç problem olmayan bir insan olarak görürse, bir arkadaşımız bizi böyle görürse veya bu kameranın karşısında izleyen kardeşim oradan izlediği kişilerin bizlerin hiçbir problemi yokmuş gibi görürse tek sorunlu kendisi zannedecek. İçeriden bu baskıyı, bu iç sesi, oradaki kötü sözleri, düşünceleri duyanın kendisi olduğunu zannedecek. Demek ki bir problem bende var, o zaman ben bu işi yapacak bir insan değilim. Algısına kapılacak. Ama bu böyle değil. Bediüzzaman'ın Risale-i Nur'daki metodu bu değil. Hep
nefsim, ey sersem nefsim, ey namazdan hoşlanmayan nefsim. Ya bir alemin, bir hocanın, bir üstadın da nefsi böyle şeyler söyler miymiş? Söylermiş. Ama onunla mücadelenin yolları da varmış. Bediüzzaman'ın nefisle mücadelesini görüyoruz bir Risale-i Nur'da ve onu taklit ederek nefsimize mücadele etmeyi öğreniyoruz. Peygamber Efendimiz başta olmak üzere bu içeriğiyle mücadeleyi yapanlara biz mücahit diyoruz. Ne diyor Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz? En büyük cihat kişinin... Kişinin nefsiyle yaptığı cihattır. Dolayısıyla biz bu konsepte iç ses dedik. İçeriden gelen sesleri işleyeceğimiz için iç ses dedik. Bu seride bizi tanıyacağız. Bizimle mücadele edeceğiz. Biz bize merhem olacağız. Dolayısıyla bu konsept sana iyi gelecek. Bize iyi gelecek. İnşallah beraber içerideki tayı şöyle olgunlaştırıp şöyle evcilleştireceğiz. Belki cennet meydanlarında onunla beraber gezeceksin. Sana cennete giden bir Burak olabilir eğer doğru güzel bir eğitim alınırsa. İç sesten hepinize sana selamun aleyküm.